1937 yılında doğdum. Şimdi daha halen hayatta. Yaşıyoruz, çalışıyoruz. Allah'ıma şükürler olsun, elhamdülillah. Hacı yengenle de görücü usulü, daha yüzünü görmedim. O beni görmüyor, ben onu görmedim. Görücü usulü, babalarımız gittiler, istediler, dünür gittiler. Nihayet nasibimmiş, Allah'ıma şükürler olsun, 1956 yılında düğünümüzü yaptık, evlendik. İşte o gündür bugündür güzel imtizaç düzenliğimiz var. 5 tane oğlumuz oldu. İkisini Cenab-ı Allah bizden üçünü daha çok sevdi, aldı. 2 evladımız var, şimdi oğlumuz var hayatta. Allah ömürler versin onlara da ya Rabbim. Sizlere de Allah ömür versin. De şimdi böyle imtizacımız sürüp gidiyor yavrum. Çalışa çalışa çalışa. Öküzlerle çift sürdüm. Öküzleri sattık. Bu sefer at aldık. Atın ardına düştük. Atlarla çalışa çalışa çalışa. Bağ yetiştirdik. Boş dert arazi aldık filan derken. Kızım işte şimdiye kadar yaşadık. Şimdi of vah of vah deyip çekip gideriz. Ya. Günümüzü bekliyoruz. Günümüzü bekliyoruz. Evet. Bağcılık yapmışsın. Yaptım. Onda toprak yok dedim ya. Bir dilim yer aldım. Orayı yerken borcuna. 14 yer aldım. Parayı öğrenme. Yılda 3000 lira öde tamam dedim. O senede 15 dönüm bir tütün ettik. Ben yabandan gelmedim. Hacı teyzen burada çocuklarla onu işleyeceksin diye bir kaldı. Kazandım geldim dedim. Amale bulduk, işlettik. Tütünde kaldırdık. Allah'ım da verivedi gari. Allah'ım bir güzel oluverdi gari. Nihayet tekelin eksperi geldi. Balleleri dışa çıkardık. Böyle baktı gitti. Gitti komşu ankına baktı. Allah Allah. Gerisin geri döndü geldi eksper. Tekrar çeviriyor arka yanına bakıyor. Acaba hileli mi bastılar ama tütün her yeri güzel. Gerçekten muşamba gibi. Benim içime bir efkar geldi. Korkuyorum. Bir de para etmeyi verse, bir de para etmeyecek yalım bu döndü geldi bir daha baktı beğenmedi yalım derken piyasamız açıldı vardık konuştu tekel eksperi Alfakra'dan açıyorum de piyasayı dedi Ali Yıldız kaç paraydım sorma dedi gönder koçanını dedi. Elden ele, elden ele, ben gerdiğin dolu orla. Gitti. Gel, gel dediler, sen de gel. Nasıl gideyim? Ha bakalım, ha bakalım, vardım geç vakit yanlarına. Amca, tütünün baş fiyat. 1 kilo düşme yok, şaşma yok. Allah'ım, 1,5 ton tütün. Ölem. Allah Allah. Bir kucak para. Benim, o yeri ben 3-4 senede ödeyecektim. 3000 aldım vardım doğrudan doğru. Ançılarla adını aldım. Mehmet dayı ve şu benim borç senetlerimi al şu paranın hepsini dedim. Allah'ım şükürler olsun elhamdülillah. Böyle kurtulduk kızım. Yani çok çektik. Ondan sonra o yere bağ diktim. Kirayla tarla alıyorsun oraya tütün dikiyorsun. Orada bağı yetiştirdim. Ondan sonra tütüncülüğü de yapamaz hale geldik. Kaybettik. Tütüncülük bitti. Bağ üzerinde şu köyde en güzel üzüm de bende çıkardı. Bak. Sıhıya Ali Bey vardı. O ziraat dairesine, ziraat odasına biraz üzüm götürdüm. Bunu dedim. Rahmetli oldu. Göçmen Ömer. O başkan. Ben de üyeyim burada. Onun en yakını onunla çalışıyoruz. Abiye dedi,
şu üzümü dedim şişeye koy koş oraya. Oraya o Ali Efendi de geldi. Öyle baktı. Kimin bu üzüm dedi. Ali abi benim bu üzüm benim. Al Faklar üzümü bu dedim. Hep böyle mi? Hep böyle dedim. Sen bana dedi pazartesi günü, çal pazarı günü getiriverir misin bu üzümden? Ne kadar? 15 kilo getiriver, getirivereyim. Geldim hemen yığından. Kurttu aldık. Doldurdum, aldım vardım evinin önüne. Silah bastım, çıktı. Abim kaç para dedi? 1500 lira abi kilosu. Şu gıda yapıyor dedim. Ya bu gıda... Hemen sulcacık sırtıma aldım çuvalı. Ne yapıyorsun Ali Efendi? Alıp gidiyorsun abi dedim ben. Siz bahasınız. Ben sana ucuz söyledim daha. 2,5 kayma demedim bu yüzüme. Ben seni tanıdığım için. Sen bana zamanında inlede yaptın. Çok iyiliklerin dokundu. Ben de sana onun için hediye olarak getirdim bu yüzümü. Parayla vermiyorsun değil mi? Bırak. Go 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 dedi go. Sırtımdan indirdik. Alagodu gari. Ben daha pazardan buraya gelmeden gelmiş buraya dingele koymuş evin önüne buraya. Geldim. Yahu Ali Efendi Sühiye seni bekliyor dediler. Geldim. Hoş geldin Ali abi dedim. Hoş bulduk Ali Efendi dedi. Ne yaptın abi dedim. Yahu dedi. 15 kilo daha üzüm götüreceğim dedi. Pahalıydı beğenmiyordun pahasındaydın abi dedim. Değeri varmış üzümün dedi. Geldim dedi sağ ol dedi. Çekiverdim 15 kilo da. Böyle hep işte muhtara da verdim çerezlik hep. 4-5 ton üzüm kaldırdım çerezlik. Hep öyle satadım ben. Evlatların nerede Ali amca? Evlatlarım şimdi birisi Çal'da. Kamyoncular Kooperatifi'nin idaresi orada. Birisi de bağa gitti toprağı almaya, analiz toprağı almaya gitti. Buradalar kızım. İkisi de buradalar. İkisi de buradalar. Rabia teyzemle nasıl evlendin? Nerede gördün Rabia teyzemi? Hiç ben görmedim. Sade duydum filancıda kız varmış. Gidin isten gündüm. Dünürcü gönderdim. Dünürcü gönderdim. Halamın, halamın kocası böyle öğlenleyin bunu istemeye gönderdim. Dünürcü gönderdim onları. Öğlen. Gönderdim. Babası, annesi de kıramamış. Onlar da samimi. Nasibimiş. Bir gören bakalım damadımızı demiş kayınla. Onlarla kalkıp geliyorlar halamın evine. Kalktım ellerini öptüm elini. Ben dedi gurbete vermek istemiyordum kızımı gözümün önüne vereceğim. Yine gurbete nasip oldu. Hançalar işleyecek. Bura gurbet sayılıyor yani o günde. Anne dedim daha nişan koymadık. Birinci dünür gidiş. Ha anne. Her gün yanındayım. Her gün yanındayım. Sizi boş koymayız biz. Üzülmeyin. Size bakacak biziz. Karın nasip böyleymiş oğlum dedi. Nasip oldu. Yani ondan sonra işte düğün yaptık Allah'ın izniyle. Kızım 56'da düğün yaptık. Şükür elhamdülillah. Huzurlu imtizacımız, düzenliğimiz çok iyi. Böylece geçinip gideriz. Hacıya Allah'ım, da gitmişsin Ali Hacıya da, Hacıya da yengeni de götürdüm. Hacıya gittik kızım beraber. 1999 yılında hacca gittik. Allah'ım nasip etti. Bu hacca da Cenab-ı Allah niçin nasip etti? Rahmetli babam vardı. Biz üç kardeşiz. Üç oğlan kardeşiz. Onlar, ben gider kazanı gelirim. Babam yaşlıydı benim gibi. Yok. Bağları koca kalkmıyor. Getirdim kazancımı. Buyur baba. Haçların evin ihtiyaçlarını görüver baba derdim. Allah avuçladığın toprağı altın etsin oğlum. Onlar evlatlarından bulsun derdi.
Baba ilenme kardeşlerime. İlenme derdim. Olsun baba. Olsun böylece. Sonra bu gider böyleyken bir dişiliği öğrendik. Bunun abisi var. Onunla bir gittim. Ana çocukla kibrit çöpünle oyun oynadık. Biz evvelce yazı yazardık, oyun oynadık. Onun gibi diş çizmesini, ölçüsünü gördüm. Aa, ben bunu yuttum yedim, malzemeyi aldım bir gittim. Allah'ıma şükürler olsun. Allah işlerimi denk getirdi. Güzel para kazandım. Ha, geldim yine babam hasta. Babamı mindirdim sırtıma, çıkardım. Mindirdim Toma Villa Denizli'ye. O zaman böyle hastaneler, doktorlar mı var? Orta Göl'ü bir Ovalakçıoğlu vardı Denizli'de doktor. En metin doktor oydu işte. Ücretinle muayene yapardı. Muayenasını yaptırdım rahmetliğin. Yazıverdi ilaçlarını, aldım ilaçlarını. Mindirdim. Kalesine getirdim. Pantolonları yamalı. Çekert yamalı. Utançlıyım ben şimdi. Kalesinde elbise dükkanına kattım rahmetliyi. Oğlum elbise, şu elbiseyi endir bakayım dedim. Endirttim. Hey baba bunu çıkar onları. Oğlum ben ölüyorum gari. Gidip giderim ben. Ne encen elbiseyi oğlum. Ben ne yeter bununla. Yetmez baba. Bir gün keyeceksin yaşarsan. Bir gün ömrün varsa keyeceksin baba. O kadar. Çıkardım bunları çöpe atındım. Giydirdim orada. Mindirdim sırtıma garajı getirdim. Ah benim oğlum dedi. Allah senden razı olsun. Amışladığın toprakla altın olsun. Allah. Altında çullar eskidi. Yok. Hasırın üzerinde hasır diktiliyor. Bir minder burada, bir minder o sedirde. Dişlikten gelirken iki tane kilim aldım geldim altına. Bir serdim. Geç kılından dokumuşlar şöyle golan golan. Düğünde kar yağdı. Amanın bir kar yağdı. Bir kar yağdı. Biz de bir zamanımızda enterik yedik. Böyle takım yedik. Öyle başı çığlı. Öyle geldik. Biz ev hindikine beyaz karı. Ne diyeyim başka? Amcamla nasıl evlendin? Nasıl evlendik? Birbirimizi görmedik. Birbirimizi hiç görmeden ben bundan bir de korkardım. Abamım vardı, abam vardı. Onun oraya gittim. Bu da oraya çıka gelmiş. Ben de korktum ben. Babacım elimi almamışım. Kaçmışlar o mahalleye. Kaç tane çocuğum var Rabia teyzeciğim? Benim iki tane evladım var işte. İki tane oğlum var. Başka yok. Nasıl? O da bir de kaza etti. Kazalığa geçirdi. Şimdi sakatlandı gari. Ayakları sakat. Hüncaz yerden düşüyor o. İşte böyle. Ona da ömrü olmuş. 1,5 yaşında bir oğlum öldü. Bundan büyüğü. İşte bu iki tane evladım var. Başka yok. Ali amcamla nasıl geçiniyorsunuz? Nasıl? İyi geçiniyoruz. Fazla tutuk ettik. Geç veriyoruz gidiyor. Ne edecek? Hepsini sıraya diksem oluyor mu? İyi geçiniyoruz. Düğününde neler oldu? Onlardan anlatabilir misin? Düğünümde veya bir şey olmadı. Ondan gari düğünümde öyle çalgısız bile ettik biz düğünü. Karlı bir gündeydi. İyi geçti. İyi geçti düğünümüz. Neler yapıyorsunuz Ali amcamla? Bağ bahçe mi? Bağ bahçe ettik, tütünle ettik. Ondan gari tütünü bıraktık, bağ bahçe işledik. İşeceksin. İşte böyle idare olduk gittik. Hindiye kadar da. Şimdi de gari ırattıyız gari. Bahçe yok gari. Sattık gari hepsini de. Hacı'ya gitmişsiniz. Gittik. Gittik Allah'a şükür. Hacı'ya gittik geldik. Oraları gördük geldik. Oraları bir daha canımız istiyor anne. Bu sakat oldu. Ayaklar tutmuyor. Yine ben bundan iyiyim. Ayaklarım tutuyor.
Baraka Film Yapım